Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu akşamki söyleşimizi, sohbetimizi Profesör Doktor Korkut Boratav'la, değerli iktisatçı dostumuzla birlikte yürüteceğiz. Kendisini sizlere tanıtmaya lüzum olmadığını biliyorum. Korkut Boratav arkadaşımızla bugünkü söyleşimize konu teşkil eden başlıklar şöyle sıralanmıştır. Bir, küresel ekonomi olalım. Sonra onunla bağlantılı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve nihayet önümüzdeki bence en önemli sorun, acil tehlike Türkiye-Suriye ilişkileri. Bu konuları görüşeceğiz. Sayın Boratav, şuradan başlamayı uygun görür müsünüz acaba? Dünya ekonomik bunalımı yahut daha güncel adıyla küresel ekonomik bunalım, İkinci Dünya Savaşı öncesi 29-30 bunalımını anımsatan boyutlara geçmişti. Bu konuda teşhisler birleşiyordu. Sanayileşmiş ülkelerdeki durum böyle kurtarma operasyonlarıyla falan aşılacak gibi değil. Kapitalizmin tarihsel bunalımlarından biri olarak ortaya çıkmış teşhisi yaygındı. Bunun tabii bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri dışında değil, bizim gibi ülkelerde Jan Ziegler'in yaptığı hesaba göre, Birleşmiş Milletler üst düzey eski danışmanlarından, iç savaşlar, salgın hastalıklar, tıbben tedavisi mümkün olan salgın hastalıklar gibi nedenlerle ölenlerin sayısı dünyada, ki bu üçüncü dünyayı kapsamaktadır, sayısı, bir yılda ölenlerin sayısı, 5 yılda İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin sayısından daha fazla. Dünya böyle bir aşamada olduğu teşhisi biliniyordu, yaygındı. Şimdi son günlerde bu küresel ekonomik bunalım nasıl bir evreye girmiştir? Bunun irdelenmesiyle sizinle sohbetimize başlayalım. Şimdi bu kışı gidelim. Aslında bu bunalım 2007 yılının son aylarında Amerika'da patlak verdi. En şiddetli darbe 2008 ve 2009'da algılandı. Sonra tipik kurtarma operasyonları yapıldı. Ama onu vurguluyorum. Bu operasyonlar esas olarak ekonomileri ve toplumları kurtarma değil, esas olarak batık dev şirketleri ve özellikle bankaları. Öncelikle bankaları. Dev şirketlerden Amerika'da General Motors operasyonla kurtarıldı ama onun dışında sadece bankalar kurtarıldı. Yani Bank of America. Bank of America, AIG, AIG denen sigorta şirketi ve böyle Bear'den bir tek bankanın, Lehman Brothers'ın çökmesine, iflasına izin verildi. Ondan sonra hepsi kurtarıldı. Merrill Lynch de buna. Hepsi. Battı, kurtarıldı. Batık durumda olanlar da aslında batması gereken bankalar birdenbire kendilerini, bu yatırım bankaları, biz ticari banka statüsüne geçiyoruz diyerek hazinenin güvencesinin altına sığındılar. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim. Amerika'daki kurtarma operasyonları iki yahut üç furyada olmuştur. Birinci furya, hazine para harcamıştır. Hazinenin harcadığı para da şu: işe yaramayan batık senetleri toplamıştır bankaların elinden. Yani kurtarma odur. Hı hı. Bankalar normal olarak ellerinde tahsil imkanı olmayan senetlerden ötürü batık duruma girmişlerdi. Hazine bunları böyle bir 700-800 milyar dolarlık bir şeyi, kaynak harcayarak topladı. Böylece bankaların ellerindeki çürük senetlerini hazinenin verdiği dolarlar geçti. Şimdi bildiğim kadarıyla bu Bush zamanında ilk defa bir 800-900 milyar dolar. Bush şeyi devretmeden önce. Sonra Obama da aşağı yukarı aynı miktarda. Obama onun uygulamasını sürdürdü. Fakat sonraki iki aşama, Merkez Bankası'nın, Federal Reserve'ün piyasaya para sürmesiyle.
Şimdi piyasadan şey topladı, hazine bonosu topladı. Bildiğim kadarıyla topladı. En tepedekileri kurtarmaya yönelik bir operasyon. Evet, evet. Dolayısıyla tekelleşmeyi tahrik ediyor bankacılık halinde. Tabii çünkü... Ve bu söylediğin tablo yanlış bilmiyorsam üstteki bankalarla alakalı. Tabii. Şöyle bakın, hesabı yok. Küçük, ismi bilinmeyen bankalardan Batı'nın haddi hesabı yok. Evet. O bilançoyu ben... Üsttekilerden bu Lehman Brothers'a sınırlı. Üsttekilerin hepsi, bir tek hariç Lehman Brothers hariç hepsi kurtarıldı. Dolayısıyla bu kurtarma operasyonu ne Keynes'in yaptığı gibi geniş kitlelere satın alma gücü kazandıracak bir kurtarma operasyonu, ne de kapitalist ekonomide radikal bir yapısal değişiklik sağlamaya yönelik değil. Hayır. Sadece tepedekileri kurtarıyor. Ölen ölür, kalan sağlar, bizimdir felsefesi. Hayır efendim, onu yapsa fakir fukara ölsün. Evet. Bankalar dahil halk ölsün. Büyüklerden ölme izni yok. Evet. Zaten bu serbest piyasa ekonomisi denen... Hayır, o kalan sağlar bizimdir diyoruz ya. Onlar kalan sağlar işte. Büyükler ölmeye hakkı yoktur. Zaten onun ifadesi var İngilizce. Türkçesini ifade edelim. Batmasına müsaade edilemeyecek kadar büyük olan şirketlerin batmasına izin verilmiyor. Şimdi çünkü herhalde Amerika'yı onlar yönetiyor zaten. Yani tabii. Obama yönetmiyor, onlar yönetiyor. Obama'yı da onlar yönetiyor. Şimdi efendim bunu dünyayı onlar yönetiyor. Bunu şimdi şuna benzetiyorlar. Tabii biraz laf oraya gelirse konuşuruz. İleri aşamalarında, yani geçen yıl Amerikan kamuoyunda ilk defa böyle bir kuvvetli sınıf bilincinin ilk belirtileri ortaya çıktı. Ve orada biraz önce sizin söylediğiniz tespiti onlar açık seçik. Burası hareketli bir kapı, evet, gibi. Bir yerde büyük dev bankalar var, ötede hükümet var. Birisi bankalardan hükümete giriyor, öbürü hükümetten bankalara gidiyor. Yani hükümetle bankalar arasında devamlı bir dolaşım var. Ve mesela bu meşhur Goldman Sachs denen bankanın, sadece Amerika'da değil, şimdi Avrupa'ya gelince söyleyeceğiz, Avrupa'daki şu anda görev başına gelen iki tane üst düzey yönetici Goldman Sachs'ın eski müstahdemidir. Evet. Birisi İtalya Başbakanı, öbürü de Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı. Amerika'da, Avrupa'da ve her yerde dev sermaye iktidarla iç içedir. Demokrasi boş bir söylem olduğunu biraz önce söyledim. Artık Amerikan halkı da farkına varmıştır. Bu demokrasi ise bankalardan hükümete, hükümetten bankalara bu açık şey kevgir gibi gidiş geliş hareketleri bu derecede olmuşsa, bir de tabii şunu söyleyeyim be Sayın Işıklı, kurtarma lafı ettik. Kurtarılmayan kim biliyor musunuz? Minik bankalar ve kredi borcu nedeniyle ipotek taksitlerini ödeyemeyen konut sahipleri. Hepsine şerif geliyor tahliye emriyle. 10 gün içinde çıkmazsan polis soruyla çıkarılacaksın diyor. Bunlara kredi açan bankalar kurtarılıyor. Bankalar kredi tahsil edemiyorlar ama kurtarılıyor. Fakat bunlar krediyi ödemedikleri için tahliye ediliyor. Ve böylece sokaklarda yatanların sayısı anormal bir artış, evet, gösteriyor. Şimdi bu demin söylediğiniz mesele. Üst düzeydekiler orada veya burada ama değişmeyen isimler, meşhur İskambil kağıdı örneği vardır. Evet. Ama mahdut sayıda bir İskambil kağıdında kaç, 65 mi? 52. 52 var. Burada 52 bile yok belki. Onlar değişik şekilde karılarak, dağıtılarak değişik kompozisyonlara varılıyorlar. Evet. Varılıyor. Ve dünyayı bunlar yönetiyor. Şimdi bu, çünkü ekonomik güç her şeyi belirliyor. Ekonomik güç her şeyi belirleyince demokrasi sözde kalıyor. Evet. Ve o Wall Street ayaklanmacılarının çok güzel tabiriyle %1, %99'a. Evet. Şimdi dolayısıyla yani demokrasinin gerçek demokrasi olabilmesi için ekonomik eşitliğin ve gelirin ve zenginliklerin belli yerlerde toplanmasının önlenmiş olması lazım. Tabii bu şimdi açık seçik bir adım daha atalım, Avrupa'ya geçelim. Bu Amerika'daki krizin ilk dalgası Avrupa'yı da vurdu. Fakat Avrupa daha sonra bir ikinci dalgadan geçti. Şu anda da onun içinde. Şimdi ikinci dalgada
aslında tahsil edilemeyen özel kredileri Avrupa'da devlet borcuna dönüştürdüler. Devlet borcuna dönüşünce de devlet birdenbire çok borçlu oldu. Bu nerede oldu? İrlanda'da oldu. İspanya'da oldu. Portekiz, Yunanistan ve İtalya'da da başka türlü oldu. Şimdi burada 5 tane ülke yüksek borç yükü yüzünden, borcu da yaratan kriz ve aslında borcun önemli bir bölümü ödenmeyen özel kredilerden kaynaklı. Bu 5 ülke krize sürüklendiler. Bunların da kurtarılması icap etti. Şimdi orada demokrasiye gelelim. Yunanistan'da Papandreou, İtalya'da da Berlusconi'yi devirdiler. Kim devirdi? Para babaları devirdi. Evet. Papandreou son anında gitmeden biraz önce bir demokrasi hamlesi yapayım dedi. Evet. Ve bana önerdiğiniz reçeteleri referanduma götüreyim dedi. Derhal birkaç saat içinde herhalde arka plandaki koridorun köşesinde bir odada sıkıştırıldım. İleride anılarını yazarsa öğreneceğiz nasıl kötü muamele gördüğünü. Ertesi gün dedi ki referandumdan vazgeçiyorum, istifa ediyorum dedi. Getirdiler oraya da Yunanistan'ın eski Merkez Bankası Başkanı seçilmemiş. Nerede kaldı seçilmişlerin yönetimi? Şimdi burada dikkat çeken şeylerden bir tanesi de alternatiflerin tarafsız gibi takdim edilmesi. Yani evet. Herhangi bir meşhur laf bu. Teknik adamlar bunlar. Evet. Aslında teknik adam dediklerinin tercümesi uluslararası sermayenin harfiyen tatbikçisi, riayetçisi, bizim derviş misali evet. Simaları. Evet. Oraları geliyor, kurtarıyor. Aslında onlar tarafsız, teknokrat falan gibi bir görüntü arkasında uluslararası sermayenin ideolojisini... Sermayenin şeyini... şey etmeden, halk beni seçti mi, seçmedi mi, seçer mi, seçmez mi diye endişelere kapılmadan getirilmiş, başına konuyor. Konuyor, işi bitince gideriyim. Bu yani burada iş endazesi çıkmıştır. Avrupa'da uygulandığına göre her yerde bu derecesi de uygulanabilecektir. Demokrasinin esas olarak halk örgütlü olarak kendi kaderine hakim olmak şeklinde anlamadıkça sahte demokrasi olduğunu da algılayalım. Bunlar şeydir, ortaya çıkmış. Dediğim noktaya tekrar döneceğim. Buradaki temel mesele ekonomik eşitsizliğin olduğu, ekonomik gücün belli ellerde toplandığı yapılanmalarda demokrasi ister istemez bir görüntüden ibaret kalıyor. Çünkü medyaya o hakim oluyor. Efendim yöneticiler düzeyinde o hakim oluyor. Yani o %1 neticede %99'a tabi olmaktan başka bir şey kalmıyor. Ta ki dünyanın her tarafında şimdi yavaş yavaş olmaya başladığı gibi bu durumu idrak etmelerine kadar. Bunun tabi çözüm yolu şuydu. Bu neoliberal fırtına başlamadan önce niye bu kadar açık rezillikler görmüyorduk? Çünkü hem batıda hem bizim buralarda halk daha çok örgütlüydü. Halk kendi kaderini siyasete taşıma imkanına bir miktar, ula nedir bu iş? Refah devleti, evet. Sosyal devlet. Tabii. Ama o imkan ortadan kaldırıldı. Kimi yerde darbelerle, kimi yerde işte neoliberal beyin yıkamaları evet. Ve uygulamalar sonunda halk örgütsüz kalınca aynen sizin dediğiniz oluyor. Eşit olmayan güçler bu dengelenme şansını refah yitiriyor. Refah devleti, sosyal devlet tanımlamasına bir şey daha ilave edeceğim. Türkiye bağlamında Atatürkçü devlet. Evet. Yani Atatürkçü devletin yıpratılması ve Atatürkçü devlet anlayışının demode sayılması bizi bu noktaya getirmiş bulunuyor. Çok kurnazca yürütüyorlar bunu herhalde gözümüzden kaçmıyor. Nasıl? Efendim bunlar eskimiş, çağ dışı ideolojilerdir. Onun yerine çağ atlamak ve yeniliklere hamle yapmak. Bu söylem 8-10 yıl bir hayli beyin yıkadı. Evet. Artık etkisi yavaşladı ve cilası da büyük ölçüde bakalım döküldü. Osmanlı'nın oyunu bitmez, şimdi ne evet, çıkacak? Evet. Cilası geniş ölçüde düştü tabii. Çünkü insanlar gördü, bunların eskimiş dedikleri sosyal devletlerine, eskimiş dedikleri Atatürkçü devlet ikame etmek istedikleri, ikame ettikleri 19. yüzyılın vahşi kapitalizmi. Evet. Yani
yeni diye daha eskiyi dayatıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Murat Ağa, dünya ve Avrupa bağlamındaki duruma temas edildi. Şimdi Türkiye'ye bakıldığı vakit sanki mesela Yunanistan gibi değil, İtalya gibi değil sonucuna varılıyor veya vardırılmak isteniyor. Hattı zatında işte bu çeşitli konularda birbirini izleyen mitingler, toplantılar, yürüyüşler Türkiye satında bir gün biri bitiyor, birisi başlıyor. Bugün gene sokaklar doluydu. Bunun gerisinde yatan temel neden de herhalde bu neoliberal felsefenin değişik alanlardaki dayatmalarına baş kaldırıdır, evet, diyebiliriz herhalde. Şimdi bir kere şunu hatırlayalım. Bu son kriz metropol ülkelerde patlak verdiği için bizim gibi az gelişmiş çevre ülkelerine ikinci aşamada yayıldı, sirayet etti. Evet. Türkiye bu ikinci aşamada etkilendi. 2008'de aşağı yukarı sıfır büyüme, 2009'da da küçüldü. Şimdi ama metropoldeki şok daha derin oldu. Evet. Şimdi bizim siyasi iktidarımızın medyayı kontrol, büyük medyayı, ulusal kanalı tabii dışta tutuyoruz bunun için. Evet. Ama birkaç istisna dışında büyük medyayı kontrol etmesi nedeniyle bir göz boyayıcı söylem tutturdu. Efendim işte bizde teğet geçti. Evet. Şimdi teğet geçmediğini nereden anladın? Artış 2 yıl boyunca 2008'de çok derin oldu. Şu anda yükseliyor istihdam ve işsizlik azalıyor söyleminin arkasında büyük ölçüde tarımdaki yapay istihdam artışı vardır. Yapay istihdam artışı olamaz. Üretim artmıyor. Niye? İşsiz kalan kent emekçileri köylerine döndüler de ondan. Köyde istihdam ediliyor gibi istatistiklere giriyorlar. Üçüncüsü biraz önce sizin söylediğiniz bir toplumda yazar, çizer, okur, örgütlü siyaset yapmaya çalışan, muhalif olan çevrelerden bu kadar insanı baskı altında tutup önemlice bir bölümünü de şeye atmışsa, özgürlüklerini elinden alıp tutuklama ve yargılama süreci içinde gözaltına almışsa, bu toplumda temel bir huzursuzluk ve kalkışma var demektir. Tabii. Bu kalkışmanın toplumun alt katmanlarına, emekçilere yansıması zaman alacaktır. Bütün çaba bunları önlemek üzerine, evet, kurulmuştur. Şimdi Türkiye'nin krize çok yatkın ve yine yeni bir krizin eşiğinde olma ihtimali çok kuvvetlidir. Eşiğinde ve içinde. Yani toplumsal olarak içinde. Ama eşiğinden kastım 2009'da olduğu gibi 2 yıl Türkiye, 2 yıl canlandı. Şimdi canlanmanın sonuna geldik. 2011'in Ağustos'undan itibaren ekonomi frenleri tutmaya başladı. Fren tutmazsa aşağıya doğru iniş başlayacaktır. Şey çok önemli. Yani gerçekle çizilen tablo arasındaki ilgisizlik. Bilhassa bu işsizlik konusunda mesela verdiğiniz örnekler önemli. Çalışma ümidini yitirmiş olanları da hesapta tersine dahil etmek. Çalışma ümidini yitiren adam işsiz kategorisine girmiyor. Ayrıca onu arayıp biz buluyoruz, evet, başka şeylerden, evet, ve ekliyoruz. Burada şunu söyleyeyim Sayın Işıklı. Bu bilinç meselesi çok önemlidir. Eğer beyniniz sürekli bombardıman altındaysa, evet, işler iyiye gidiyor, ekonomi çok iyiye gidiyor, işsiz kalan adam kabahati kendinde görür. Evet. Toplumda ve siyasi iktidarda değil. Bu bilinç o yüzden çok önemlidir. Şimdi Sayın Murat abi, bu tabloyu pembe gösterme çabalarının sonuçlarıyla bir defa karşı karşıyayız. Bir de Türkiye'yi yapay olarak ayakta tutma yolunda bazı ekonomik müdahaleler de herhalde var. Buna ilk defa işaret edenlerden birisiniz, anladım. Bu sıcak para girişi. Evet. Türkiye'ye esrarengiz bir sıcak para girişi var demiştiniz, değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi bu esrarengiz, kaynağı bilinmeyen manasında veyahut kaynağını söyleyemeyeceğimiz, biliyorum ama söyleyemeyeceğimiz manasında bir sözcüktü. Şimdi bu esrarengiz para girişi konusu aradan geçen zaman zarfında nasıl bir aşamaya geldi
ve bu esrarengiz para girişinin niteliği daha bir derinlik kazandı mı? Yok, kazanmadı. Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Bu konuda hesapları bize sunan Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası zaman zaman hesapları düzeltiyor. Diyor ki 19 milyardı 3 milyarının kaynağını buldum. Kaynağın ne olduğu da şeymiş, kayıtlı girmiş meğerse diyor. Dolayısıyla 2-3 milyar düşüyor. Fakat buradaki esas mesele şudur. Bir kere esrarengiz olmayan sıcak para girişi var. Siz eğer... Onun kaynağı belli. Spekülatör. Uluslararası spekülatörler. Bunlar Türkiye'den dolar üzerinden bazı dönemlerde %40, bazı dönemler %10, 15, 20. Mesela bu geçtiğimiz yıl dolar biraz yükseldiği için kazançları azaldı. Ama yılın bu ilk 3 ayında döviz ucuzladığı için kazançları %15-16'ya çıktı. Dolar üzerinden yüksek getiriler sağlayan spekülatör sermaye giriyor. Bir de kaynağı belir, size söylediğiniz para var. En kritik dönemlerde bir de bakıyoruz, her şey olumsuz giderken yabancılar para çıkarıyor. Yerli sermayedar da dönüş yurt dışına kaçmaya başlıyor. Bir de bakıyorsunuz mesela 2008'in son 3 ayında 7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para giriyor. Sanki IMF'den kredi almışız gibi. Bunun şeyi belli değil. Yani bunun sonuçları itibariyle borçlanmadan bir farkı yok. Aynı sonuç. Bunun kaynağını... Çünkü nasıl olsa borçlanmada da günün birinde ödeme mecburiyetindesiniz. Parayı getiren çık götürecektir. Her an götürebilir. Parayı getirene ya bir bedel ödenecektir. Evet. Ve şeydir, bunun er geç faturası çıkacak. Dolayısıyla o anda Türkiye bir baskı altında. Şu evet. An. Yani bir ferahlık yaratan, yapay bir rahatlama yaratan önlemler aynı zamanda bir baskı unsuru. Evet. Çünkü onların her an geri çekilmesi ve diledikleri zaman Türkiye'yi bir bunalım batağına sokmalı, daha büyük bir bunalıma sokmaları imkanı var. Tabii yani mümkündür. Bu şeyi hatırlatıyor bana, yanılmıyorsam Jefferson'un sözüydü. Bir ülkeyi işgal etmenin iki yolu var. Bir tanesi silahla işgal edersiniz, ikincisi de borçlandırarak. Evet. İşgalin bir etkili yolu da bu. En etkili iki yoldan bir tanesi i̇şte de bu. İşte Türkiye özellikle dış borçları bakımından bu Jefferson'un şeyine, reçetesine harfiyen uymuştur. Evet. Şeyde yüksek borçlanma bir ara kriz aylarında geri ödenmiş. Evet. Türkiye o yüzden zaten daralmaya gitmiştir. 2010'dan itibaren yeniden borçlanarak bu yüksek cari açığın finansmanını geçiştirmeye çalışmıştır. Evet. Bunun da ceremesi gelecektir. Oraya bakıp duruyorsunuz. Sözü oraya getirme mi bekliyorsunuz? Nedir o notta yer alan? Yok, şey konuşacağız dediğiniz Suriye. Ya Suriye'ye gireceğiz. Evet. Suriye'ye girmeden önce şu konuyu netleştirmek istiyorum. Yani Türkiye bu yönden bir baskı altında. Türkiye'den bir beklentiler var. Bu beklentiler ne olabilir? Şimdi bunu da Soros gayet güzel açıkladı zannediyorum. Ne dedi? Türkiye'nin en kıymetli ihraç malı Mehmetçiğin kanıdır. Evet. Harika bir tespit değil mi? Yani bu evet. Harika bir tespit. Mehmetçiğin kanına sıranın gelebilmesi için Türkiye'nin satacak şeyinin olmaması lazım. Sürüklendiğimiz bütün sonuçlar bizi buraya götürecek istikamette. Mehmetçiğin kanını satalım. Evet. Mehmetçiğin kanını satalım. Satmazsak ne olur? Yani Mehmetçiğin kanını sunmazsak ne olur? O zaman işte olacak şeylerden bir tanesi, zannediyorum bazı yazarlar, bazı dostlar şey üzerinde daha çok durdular. Türkiye'yi bölme operasyonu hız kazanır. Yani bu PKK falan meselesiyle ipler öyle çekilir ki artık Türkiye'nin bölünmesi kaçınılmaz hale iyiden iyiye gelebilir. Eğer Mehmetçiğin kanını satma. Bence daha etkili bir tehdit yolu, Mehmetçiğin kanını satmazsanız, daha doğrusu sunmazsanız, o zaman biz sizi dehşet bir ekonomik çöküş ve bunalım içerisine sokarız. Yunanistan'dan beter olursunuz. Evet. Geride bu tehdit var. Bilmiyorum. Evet, bu örtülü tehdittir. Açıkça hiçbir zaman ortaya konmaz ama 2000
şey sırasında, Mart tezkeresi sırasında açıkça Amerika ile para pazarlığı yapıldığını sonra ortaya koydu. Evet. İnceleyenler şimdi aynı mesele Suriye ile ilgili olarak gündemde. Evet, evet. Şimdi burada ben size şeyi söyleyeyim. Önümdeki notlarda olan bir isim. Obama'nın 2009-2011 yılları içinde Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlaması direktörü olan Ann Marie Slaughter adlı bir hatun, evet, açıkça şunu yazıyor. Şubat'ın ortalarında yazdığı bir yazıda. Bunu bizim medyamızın izlememesi, yakalamaması mümkün değil. Ama ben okumadım. Diyor ki, Türkiye bir sınavdan geçiyor diyor. Hı hı. Büyük devlet olma iddiasındasınız. İddialı devlet olma iddiasındasınız. İddialı devlet olacaksanız icabını yapmalısınız. İcabı neymiş? Sıra sizde diyor. Avustralya 2009 yılı ya 1999 yılında Doğu Timor'a müdahale etti. Sierra Leone'ye İngiltere müdahale etti. Kosova'ya NATO ve Amerikan uçakları müdahale etti. Bosna Hersek'e, Haiti'ye Brezilya asker yolladı. Şimdi Suriye'ye asker yollama sırası sizdedir diyor. Açıkça Türkiye'nin sorumluluğudur bu diyor. Evet. Silahla destek vereceksiniz oradaki ayaklanmaya. Tampon bölge açacaksınız. Tampon bölgede her türlü desteği vereceksiniz. Muhalif silahlı güçlerin galip çıkması için azami çaba sarf muvaffak olmazsa, bu çabalar sonuç vermezse doğrudan doğruya belki bir iki Arap ülkesinin de katkısıyla silahlı müdahale yapacaksınız diyor. Bunu yazan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kritik pozisyonlarında Obama'nın politika planlaması biriminin başındaki kadın. Bu kadar açık yazıyor. Evet. Ve dolayısıyla işte şey, sizin söyleyeyim, bu tehdit diyor ki eğer diyor fazla konuşuyorsunuz diyor. Evet. Sadece konuşuyorsunuz diyor. İcabını yapın diyor. Bakınız Amerikan kanını piyasaya sürmüyor. Tabii. Libya yapılan türde bir müdahaleyi bile biz yapmayacağız, siz yapacaksınız diyor. Çok güzel. İşte buyurun. Şimdi Sayın Borat abi, biraz önce dediniz ki bu tehdit bir yerde gizli bir tehdit dediniz, ama bu gizli bizim için gizli. Dış dünyada ayan beyan ortada. Bir örneğini siz verdiniz. Yani evet. Bu Amerikalı yazarın tabloyu bütün çıplaklığıyla biliyor ve açıklamış bulunuyor. Bir örnek de ben vereceğim izninizle. Eminim bu yazarı siz izlemişsinizdir, rastlamışsınızdır. Mehdi Darius Nazemroa'ya. Yok, duymadım. Bu Global Research sitesinin sürekli yazan. Siteyi biliyorum ama ismini hatırlayamadım. Bu Nazemroa'ya büyük olasılıkla Orta Doğu kökenli ama Kanada'da yaşıyor. Kanadalı sosyolog, araştırmacı, yazar meşhur şeyle. Onun söylediği de şu. Türkiye diyor, kullanılacak diyor. Kullanılacağı için ayakta tutuluyor diyor. Ama ne zaman ki vazifesini yapacaktır, vazifesinde Suriye'ye ve İran'a müdahale, vazifesini yaptıktan sonra sıra Türkiye'nin ekonomik bunalıma düşmesi veyahut ekonomik bunalımın iyice anlaşılması noktasına gelecektir diyor. Dolayısıyla AKP hükümeti aslında iki cami arasında bir namaz. Bir tarafta Türk halkının çıkarları, Türk halkının çıkarlarına da belli ölçüde riayet etmek zorunda çünkü İyi kötü bir demokrasi var. Halkın oyuna muhtaç. Öbür taraftan da bu Big Brother'ın Türkiye'den beklentileri. Evet. Beklentileri. Şimdi burada en kritik ve insanı endişeye sürükleyen nokta şudur. Yangına ateşle gidiyor hükümet. Bakınız şimdi beğenelim beğenmeyelim. Evet. Hemen şunu söyleyeyim, Beşar Esad rejiminin günahlardan arınmış olduğunu kabul edenlerden biri değilim. Beşar Esad rejimi geçmişte Amerika'ya da çok hizmet sunmuştur. Afganistan'da derdest edilen tutsakların bir bölümü Libya'da,
bir bölümü Suriye'de, bir bölümü Polonya'da özel işkence timleri tarafından ifadeye tabi tutulmuştur. Amerika kendisi yapamadığı için Guantanamo'da ve Amerika'nın içinde oradaki uzmanlara yaptırmıştır. Yani hem Libya hem Suriye ihtiyaç duyulduğunda Amerikan emperyalizmin en karanlık güçlerine de hizmet sunmuşlardır. Ama şimdiki mesele şudur. Ama şimdi, bu yaptıklarından dolayı cezalanmıyor. Hayır, bilakis yetmemiş. Mısır'dakinin başına gelen evet, de böyle olmadı evet. mı? O da vaktiyle büyük hizmetler gördü. Evet, o daha büyük hizmet görmüştü. Evet. Şimdi bu Suriye ve Libya'yı ayrıca devirmek istiyor. Ama buradaki mesele şu. Şimdi Kofi Annan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başkanlık bildirimi, evet. Rusya ve Çin'in de katıldığı bildirime uygun bir plan uyguluyor. Evet. Beşar Esad bu planı kabul edeceğini söyledi. 6 maddelik bir plan. Evet. Kofi Annan da dedi ki uygulamaya başlayın. Şimdi tam bu aşamada İstanbul'da Suriye'nin Dostları adı altında evet. yine bizimkilerin yangına körükle giden yahut bir yangının üzerine benzin atan tavırlarıyla kışkırtıcı söylemleri ön plana çıkıyor. Evet. Halbuki Suriye'deki iç muhalefet yani müzakere yoluyla Beşar Esad rejiminin demokratikleşmesini çalışan muhalefet için bir fırsat gelmiştir. Eğer silahlı terör eylemlerine kendilerini bağlamamışlarsa bu muhalefet ateşkes ve müzakereler yoluyla rejimin demokratikleşme sürecini başlatma şansına sahiptir. Ama bizimkiler ve biraz önce okuduğum o Anne-Marie Slaughter adlı hanım evet. ve Amerika'nın arka plandaki kışkırtmaları hayır, önce sen müdahale et, taraf ol ve Beşar Esad'ın yıkılmasının aracılığını sen üstlen telkinini yapmaktadır. Bu üzüntü verici bir durum. Çünkü Amerika kendi insanlarını oraya sürmek istemiyor. İyi kalpliğinden değil. İçerideki kamuoyu muhalefetinden korktuğu için. Seçime şimdi, gidiyorlar. Seçime geçenlerde. Seçime gidiyorlar. Obama evet. iki ülkeden evet. Irak'tan ve Afganistan'dan askerlerini çekme. Taahhüdü. Birinden çekti, evet. öbüründen de çekeceğim diyor. Bundan ürküyor. Herhalde dikkatinizden kaçmamıştır. Kısa bir süre önce Amerikalı emekli generaller bildiri yayınladılar. Amerika Suriye'ye ve İran'a bulaşmaktan kesinlikle çekilmelidir. Bu bir tehlike olur, büyük felaket olur. Böyle bir muhalefet var. Amerika kendi adamlarını yollamasın oraya. Ben bunu öyle tercüme ediyorum. Taşeronunu yollasın. Yani generallerin Amerika'ya, Obama'ya yardımı bu istikamette. Sen bizi yollama veya bizim çocuklarımızı yollama, yoksa içeride işte Wall Street ayaklanması misali ayaklanmalar birbirini izleyebilir. Ama taşeronunu yolla şeklinde bir yola itiliyor Amerikan hükümeti. Evet. Ve bu tabii Türkiye için herhalde hoş bir durum değil. Buradaki şey şudur. Türkiye'de halkın, kamuoyunun oluşturulmasına çok çalışıldı. Ama kamuoyunun ikna olduğunu zannetmiyorum. Herhalde. Suriye'ye Türkiye'nin müdahale etmesi, Mehmetçiğin kanının orada dökülmesi bir ulusal görevdir bilincinin kamuoyuna yerleştiğini zannetmiyorum. En tehlikeli taraf budur. Şimdi yeni bir ekonomik sıkıntı aşamasındayız Türkiye. Evet. 2 yıl canlılık bitti. Durgunlaşma ve iniş aşaması başladı. Bu aşamanın yaratacağı sosyal gerginlikleri bir dış macerayla örtbas etme operasyonu çekici gelebilir. Evet. Umarım gelmez, bu maceraya gitmezler. Orada tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kanının akmasına karşı durmamız lazım bizlerin. Şimdi halkı uyutmanın da kandırmanın da sınırları var. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Suriye'ye demokrasi götürüyorlar. Sözde götürmek istiyorlar. Efendim İran'a demokrasi götürmek istiyorlar. Sözde. Ama kiminle götürüyor? Suudi Arabistan'la, gericiliğin en koyu olduğu. Katar. Katar'la. Katar'daki vahşet, Katar'daki faşizm her türlü ölçünün her türlü boyutu aşan düzeylerde onlarla götürüyor. Bu halkın, bizim halkımız da kör değil herhalde. Bahreyn'de demokrasi isteyen halk ayaklandı. Ayaklandı. Bahreyn'de insanlar öldürüldü. Kim öldürdü?
Suudi Arabistan müdahale etti. Askeri asker yolladı ve Bahreyn'deki ayaklanmayı kan dökerek önledi. Ufacık bir ülke, minicik bir ülke. Orada öldürülenlerin sayısını nüfusa vursanız Suriye'dekinden belki de daha yüksek bir oran çıkacaktır. Ama işte dış müdahale budur. Ve bu çarpık bunu da yapan Suudi rejimidir. Suudi, Katar, Bahreyn falan bunlarla demokrasi. Yani bunlardan mı öğreneceğiz demokrasiyi? Bunlarla götüreceğiz demokrasiyi. Daha önceki örnekler de halkın bilincini tahrik edecek, bilincini geliştirecek düzeyde oldu. Mesela Libya'da olan da az şey değil. Kaddafi'yi nasıl öldürdüler? NATO uçakları adamın konvoyunu bombaladı. Şimdi bu olacak şey mi? Sen kısa bir süre önce Berlusconi elini öpüyordu resmen gözümüzün önünde. Şanzelize'de çadır kurmadı mı? Çadır kurdu. Kısa bir süre önce, yani aradan 10 sene 5 sene de geçmedi. Bizim başbakanımıza ödül vermedi mi? Ödül verdi. Şimdi böyle bir ülke bir yıl önce birdenbire NATO uçakları konvoyunu bombalıyor. Adamcağız müthiş bir vahşet sergilenerek öldürülüyor. Biz halkları görüyor, bunları yaşıyor. Dolayısıyla bu işin samimiyetsizliğini, yani Türkiye halkının vefa duygusu diye bir kavramı vardır. Bir evet. Değer yargısı vardır. Vefa duygusu Amerikalı çiğner. Bakınız, Kaddafi öldürüldükten sonra Bayan Clinton dedi ki veni vidi ve öldü dedi. Yani bu Sezar'a söylediği geldim, gördüm, geldi. Bu ne kadar şeydir, duygusuz, duyarsız bir şeydir. Türkiye toplumu bu türden vefasızlığı hoş görmez. Evet. Siz şey izlediniz mi? Televizyonda Kaddafi'nin ölüm haberi geldiği vakit, ölüm değil artık o katil. Linç haberi geldiği vakit bu Bayan Clinton'ın gösterdiği sevinci. Rastladınız mı bilmiyorum. Evet. Yuppi evet. Falan diye böyle bir acayip evet, çığlık attı. Evet. Evet. Şimdi pes yani. Yani kadın bu da üstelik. İnsanlık değerleri reel politika uğruna bu derecede çiğnenemez. En azından bizim hafsalamız almıyor. Onun için bizim Sayın Başbakan'ın Beşar Esad'a yönelttiği eleştirilerden biri Kaddafi'nin akıbetini düşün türü bir ifade taşıyordu. Evet. Bunun da Hillary Clinton'ınkiyle eşit olmasa bile Türkiye toplumunun değer sistemine uymayan, onu ihlal eden bir vefasızlık örneği olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Sayın Borat abi, bu Suriye'de olanları bizim halkımızın gerçek yüzüyle anlaması için kendi tarihimizden, kendi durumumuzdan sayısız örnekler var. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistler bizim içimizde bazı unsurları Atatürk'e karşı, Kurtuluş Savaşçılarına karşı, Kuvayi Milliye'ye karşı tahrik etmediler mi? Esat'a yapılan da budur. Esat'la tabii Atatürk'ü aynı kefeye koymam, o ayrı mesele, ama orada yapılan da bunun bir türü. Ve Esat'a karşı yapılan doğrusu bizim bugün içinde bulunduğumuz süreci de hatırlatıyor. Bugün de Türkiye'de bazı ayrılıkçı unsurların, emperyalist güçlerin açık desteğiyle ayakta durdukları ispatlanmış bir gerçek. Şimdi aynı şey orada da yapılıyor. Beşar Esad'ın rejiminin hem uluslararası sermayeye teslimiyet hem de zaman zaman, biraz önce konuştuk, Amerikan emperyalizminin de uç işlevlerini üstlenmek gibi günahlarını aklamıyoruz. Bu rejimin halkına uyguladığı hem sermaye hem uluslararası politika ve iç politika baskılarının kurtuluşunu için yapılan mücadeleleri sonuna kadar desteklememiz lazım. Aydınlar, düşünürler, varsa siyasetçiler olarak. Ama halkın kurtuluşunu ilk günden itibaren dış müdahale talep ederek siyaset, iç siyasete taşıyan çevrelerin samimiyetine inanmak mümkün değil. Irak'ı görmediler mi yanı başlarında? Amerikan müdahalesinin Irak'a getirdiği felaketi, Libya'ya yapılan müdahalenin getirdiği insani felaketi, sonuçları şu anda dahi görmüyorlar mı? Evet. Şu andaki Libya'ya bak. Bu yüzden bu şu anda İstanbul'da müzakerelere giren Libya Ulusal Konseyi
muhalefete başladığı ilk günden itibaren dış müdahale istiyordu. O yüzden bu tip bir şeyi emperyalizmin şeyleri olarak, manevralarının aleti olarak görmek kaçınılmaz oluyor. Evet. Ve onların samimiyetle halk mücadelesini temsil ettiklerine inanmak mümkün çok değil. Güç oluyor. Aynı şey İran için de söz konusu. Nükleer silah var dediler, nükleer silah diye bir şey yok. Yani sen eğer nükleer silah arıyorsan, İsrail tepeden tırnağa nükleer silahla donatılmış. Kendinde var, onu hak görüyor dünyanın jandarması olmaktan dolayı. Bu tabii kabul edilir bir samimiyetsizlik değil. Bunu halkımızın görmesinden daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum Sayın Borat Ağ. Zannediyorum süremizi de doldurduk, işaretleri almaktayım. Son olarak söyleyeceğiniz şeyler varsa... Yok, bence şeyimizin, Türkiye kamuoyunun, halkımızın, vatandaşlarımızın öteden beri, evet, nasıl ki Irak'ta muhtıra, Irak'a silahlı Amerika ile beraber Irak sınırından içeri girme muhturasını meclis reddetti. O meclisin reddetmesinin arka planında o gün Ankara'da yüz binlerce insanın yaptığı Sıhhiye'den meclise doğru yapılan muhteşem yürüyüşün katkısı olmuştur. Küçük bir oy farkıyla o muhtıra reddedildi. O yürüyüş Türkiye kamuoyunun dış müdahalelere, emperyalizmin silahlı maceralarına ortaklık yapmaya karşı duyarlı olduğunu gösteren bir olaydı. Büyük Millet Meclisi'nde de vatanperver ve emperyalizmin aleti olmayan insanlar ağır bastığı için muhtıra edildi. Bugün de sağduyunun egemen olacağını ümit ediyorum. Hiç şüphe yok. Bir şey dediniz, süreyi biraz belki kullanabileceğiz. Çok doğru tabii. İçerideki bazı sorunları örtbas etmek için Türkiye'yi bu Orta Doğu batağına sokma teşebbüsü olabilir. Bu doğru bir teşhis. Fakat aynı zamanda şu da doğru galiba. Aslında Orta Doğu batağına bizi sokmak yolunda sadece bu manevranın ibaret değil. Başka faktörler de var. O da bu büyük gücün, emperyalist gücün Türkiye'yi zorlaması. Zorlarken de aynı şeyi belki tekrar etmiş oluyorum. Zorlarken de Türkiye'de işte bu sizin işaret ettiğiniz sıcak para vesaire manevralarını kullanmak suretiyle Türkiye'yi bunalıma sokma tehdidi. Evet. Bunun Türkiye toplumu ve ekonomimiz kendi ayakları üzerinde duran, evet, dış kaynağa bağımlılığını hafifletmeyi başarmış bir toplum ve ekonomi olmadıkça, evet, dış manipülasyonlara daima duyarlı olacaktır. Teslim olma baskısı ağır basabilecektir. Onun için şey gibi, eski şeye dönelim. Ta Cumhuriyet'in kuruluş döneminden beri 30-40 yıl, hatta bir bazı bakımlardan daha sonrasına kadar uzayan bu ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın da temelidir anlayışının değerini ve kıymetini bilelim. Sıcak paranın manipülasyonlarına, uluslararası sermaye teslimiyete tabi olmamanın ana yolu işte bugün nedir? Çin'dir, Rusya'dır. Bunlar emperyalizmin manipülasyonlarının dışında biliyorlar. Yani birçok açıdan İran'ı eleştirebiliriz. Evet, ama İran kendi ayakları en azından kişiliğini korumaya muvaffak oluyor, çalışıyor. Dünya siyasetinde BRICS denilen 4-5 ülke var. Emperyalizmin büyük manevraların dışlarını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, şimdi Güney Afrika'ya eklediler. Bunların hepsi şahsiyet sahibi ve hepsi aşağı yukarı dış bağımlılığı ya ortadan kaldırmış ya da bir hayli hafifletmiş ülkelerdir. Evet. Bunlar hepsi üçüncü dünya ülkeleridir büyük ölçüde, Rusya hariç. Ama kendi ayakları üzerinde durmaya muvaffak olan ülkelerin dış dünyada da söz hakkı olur. Bizim için de ekonomik bağımsızlığın önemi budur. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Borat Ağ. Bu katkılarınız devam edecek umarım. Sohbetlerimizi yürütürüz bundan sonra da. Ve değerli ulusal kanal izleyicilerine de bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi geceler ve mutlu yarınlar diliyoruz efendim.